Herhangi bir mülakat yoktur ki interfaceler konusunda soru sorulmasın. Temel sorulardan bir tanesidir. İşte interface nedir? İnterfacelerle abstrakt sınıflar arasındaki fark nedir? Veya interfacelerle neler yapabiliriz? Açıkçası burada yanlış sorular da var. Yani interface ile abstrakt sınıf arasındaki fark nedir? Yani interface ile abstrakt sınıf bir fark çıkaracak bir karşılaştırmanın içerisinde aslında bulunmaması gerekir. İkisi de farklı şeylerdir zaten. Yani fark zaten ikisinin farklı olmasıdır. Hiçbir benzeyen yönleri yoktur. Az teknik anlamda. Yazımsal anlamda metot imzalarını benzetebilir ama birisi sınıftır, abstrakt sınıflar adı üstünde sınıftır, interfaceler interfacedir. Farklı yapılardır. Yani ikisinin farkını sormak doğru değildir. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun ama tabii ki mülakatta doğru soru sormuyorsun. Bana şu an doğru soru sormuyorsun demeniz çok mantıklı olmayacaktır. Biraz da stratejik davranmak gerekiyordu maalesef. Fakat interface nedir sorusunun cevabını ben sizinle konuşmak istiyorum. Genellikle interface nedir sorusuna eksik cevap verilir. Yani interfaceler bir yazılımsal anlamda arayüz. Şu ekran görüntülerinden bahsetmiyorum. Yazılımsal olarak klaslara arayüz görevi görür ve klasların o operasyonları imzalamasını zorunlu hale getirir. Aslında yanlış bir şey yok. Fakat sadece bu bilgiye sahip bir kişi interfaceleri asla uygulamaların içerisinde başarılı bir şekilde kullanamaz. Yani sürdürülebilir yazılımdır interfacelerin olayı. Interface nedir dediğimiz zaman sürdürülebilir yazılımın en büyük üyelerinden bir tanesidir. İnterfacelerle sürdürülebilir yazılımlar geliştiririz. Ne demek istiyorsun diye gelebilir karşınızdakinin buna cevabı. Biz de hemen onu bir örnekle anlatalım. Şöyle ki arkadaşlar, sürdürülebilir yazılımdan kastımız, yazılımlar bir inşaat projesi değil arkadaşlar. Yani çiz, 5. kata, 6. kata çık. 6. kata çıktığımızda ya biz bu binanın yapısını beğenmedik. Farklı bir görüntüde bina yapalım deyip 6. kattayken daha inşaat bitmeden bina yıkmak hemen hemen görülmemiştir. Vardır belki örneği ama hemen hemen yoktur. Ama bizim projelerimizde olay insanların gündelik hayatlarıdır. Dolayısıyla gündelik hayat her gün değişkenlik gösteriyor. Kurallar değişiyor, mevzuatlar değişiyor, insanların ihtiyaçları değişiyor. Biz yanlış kodlamış olabiliyoruz, müşteri bize yanlış anlatmış olabiliyor, bir sürü bir sürü. Dolayısıyla biz interfacelerle yazılımda değişim dediğimiz süreci rahatlıkla yönetebiliyoruz. Yani if programcılığının önüne geçiyoruz. If'lerle program yazmanın önüne geçiyoruz. Hemen örneklendiriyorum. Burada sürdürülebilir yazılıma basit bir örnek veriyor olacağım. Örneğin arkadaşlar, basit bir class yaptığımızı düşünelim. Örneğin işte Customer Manager. Customer Manager işte müşteriyle ilgili işlemleri iş katmanında yapacak sınıfa verdiğimiz isim olsun. Örneğin müşteri eklenecek, silinecek. Kuralları burada kontrol edeceğiz. Bakın burada ben basit bir operasyon yazıyorum. Public void örneğin et bir müşteri ekleme. Olabildiğince size tekniği anlatmaya çalışıyorum. Yani amacım burada işlevsel bir kod yazmak değil. O işlemi gerçekten yapacak bir kod yazmak değil. Bakın cancel write line işte müşteri eklendi diyelim. Müşteri eklendi. Güzel. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi müşteri hatta şöyle bir şey yapalım. Bir mevzuat vardı. Yani bir kural vardı. O kurala göre kodlandı. Şimdi yarın öbür gün yeni bir mevzuat sistemi geliyor. Yani diyor ki işte böyle bir durum varsa o zaman mevzuatı B mevzuatını kullan. Şimdi mecburen programcı şöyle bir şey yapmaya başlıyor. If diyor. Mevzuat eşit eşittir. Bir ise yani birinci mevzuatsa dolayısıyla hani burada int bu şurada int mevzuat diye bir değişken tanımlıyor. Mevzuat eşittir 1. 1.
Şöyle. Hani bu programcı bunları yapmaya başlar. Yani programının içerisinde o iş kuralını programlayabileceği triki aslında çok profesyonel olmayan bir teknikler kullanmaya başlar. Yani onu yönetmesi gerekiyor. Mevzuat bir ise böyle yap. Tabi bu parametre falan olarak gelecek. Yani siz orada olayı anlamaya çalışın. Else diyor. O zaman da diyor ki eğer mevzuat 2 ise else o zaman şöyle bir şey yapıyor. Burada müşteri birinci mevzuata göre eklendi. Burada müşteri ikinci mevzuata göre eklendi. Bakın programcı uygulamasının içerisinde bu tip değişimlerle. Zaten bakın ben burada çok basit bir kod yazdım. Ama özellikle basit projelerde bile bu if'lerin ne kadar uzadığını, ne kadar iç içe if'ler geldiğini görüyorsunuz. Karma karışık. Yani bizim spagetti kod dediğimiz kod ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu noktada biz bunu nasıl yazabilirdik? Yani bu işlemi nasıl yönetebilirdik? Bunların da normalde interfaceleri olacak. Ben o olaya girmiyorum. Olayım şu mevzuat sistemini tamamen interfacelerle daha kullanışlı hale getirmek. Dolayısıyla normalde bu tip mevzuat bazlı veya işlerin varyasyon güdümlü olduğu durumlarda aslında bizim daha farklı bir kod anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Bakın burada aslında single responsibility dediğimiz prensibi de çiğniyoruz. Ve biz aynı işlemin iki farklı versiyonunu aynı yerde yazıyoruz bakın. Sıkıntı var. Sıkıntı var burada. Peki ben bu kodu nasıl kodlayabilirdim? Örneğin bir interface tanımlayıp i mevzuat diyebilirdim. İşte burada da hani işlem yarısı Customer Manager dedik. Okey. Yarısı İngilizce oldu, yarısı Türkçe oldu ama. İşlem yap diyelim. Şöyle. Bu da bir void operasyon. Okey. Bitti. Peki ben bunu buranın içerisine ekler yaparken şöyle şu kuralı biz burada yapıyor olacağız. Dolayısıyla şuraya bakın ay mevzuat alt tire mevzuat diyorum. Bakın bir interface'i ekledim buraya. Initialize diyorum ya da yani dışarıdınız olmayabilir. Burada amacım size kodları yazdırmak değil, olayı anlamanız. Bu bir constructor bloğunda ay mevzuata ekliyorum. Constructor bloğunda ay mevzuata eklemek ne demek? Customer Manager newlendiğinde, bakın newleyim ona. Customer Manager eşittir New Customer Manager dediğimde bakın görüyor musunuz benden bir mevzuat istiyor. Ya bana mevzuat türünde bir şey ver. Niye onu istiyor? Şöyle ki arkadaşlar bakın ben add'in içerisinde şu kodu ikisinin farkını da göstereceğim. Şu kodu sileceğim. Bakın alt tire mevzuat nokta işlem yap. Bakın normalde şu kodun görüntüsü buyken daha önceki versiyona bakın ne kadar çirkin. Yani ben aslında şurada bitireceğim. Bakın olayı bu şekilde bitireceğim. Ve dikkat edin hiçbir şey hata vermiyor şu an için. Şurayı da vermediğimiz için. Peki bu interface bana ne sağladı? Aslında ben Customer Manager'a ay mevzuat istediğini söyledim. Bakın ay mevzuat. Ay mevzuat interface. Interface newlenemez arkadaşlar. Newlenemediği için hani böyle ay mevzuattan bir şey göndereyim diyemezsiniz. Interface'lerle ilgili kurallardan biri de onun newlenememesi. Yani o bir interface zaten. Class değil. Class'lar newlenir. Veya stack'ler onlara şey struct'lar onları hiç şey yapmayın. Düşünmeyin bile. Şimdi bu noktada ben bu mevzuatı nasıl kodlayacağım? Bakın birinci mevzuat dedim. Yani anlaşılır olsun diye böyle bu şekilde isimlendireceğim. Birinci mevzuat. Bakın birinci mevzuat. Bakın bu bir ay mevzuat. Bu ne demek?
Eğer birinci mevzuat bir ay mevzuat implementasyonudur. Bunu böyle okuruz. Birinci mevzuat bir I mevzuat implementasyonudur. Bu ne demek? İmplementasyonu yani uygulamasıdır. I mevzuattaki işlem yapı doldurduğumuz yerdir. Bakın zorunluyuz zaten. Onun operasyonlarını getirmek zorundayız. Tamam. Dolayısıyla birinci mevzuatta gerekli kodu yazıyoruz. Console.WriteLine birinci mevzuata göre eklendi. Hani iş kuralları gibi. Bakın yeni mevzuat yarın geldiğinde ben hiçbir yere dokunmuyorum. Birinci mevzuat, örneğin ikinci mevzuat. Bakın hiçbir yere değiştirmiyorum. Sadece burayı ikinci diyorum. Hani kodlar temiz temiz. Burada tabii ki ikincinin arasını şöyle yazayım ki kurallara aykırı olmasın. Dolayısıyla bakın ben buraya ne verebiliyorum? New dediğimde diyor ki hangi mevzuatla çalışmak istiyorsun? Burada şarta göre kullanıcını ya enjeksiyon diyoruz. Onları yapıyoruz. Buraya takılmayın. Tamam mı? Hani if'i burada yazacağız. O aslında IOC container dediğimiz sistemlerle yapılıyor. Hiç oralara şu an için bulaşmayın. Ya da not alın. İlerleyen zamanlarda onları da kapatın. CustomerManager.add dedim. Console.readline diyorum. Bakın birinci mevzuata göre bu kodlama yapılmış olacak. Bakıyorum. Bakın birinci mevzuata göre Customer Manager'ı çalıştır dedim. Bakın ikinci mevzuata göre yap diyorum. İkinci mevzuat. Bakın. Yalnız sistem ikinci mevzuata döndü. Sen artık üçüncü, dördüncü, beşinci isterse bin mevzuat gelsin. Hepsini ayrı ayrı kodlayabilirsin. Bu noktada bakın biz aslında I mevzuat hem ikinci mevzuatın hem de birinci mevzuatın implementasyon ya referanslarını tutabiliyor. Yani hem bunun hem de bunun referansını tutabiliyor. Dolayısıyla sen ister birinci mevzuatı ister ikinci mevzuatı gönderebiliyorsun. Değer ve referans tipler videosunu eğer bu referans konusunda anlaşılmayan bir şey varsa tekrardan izlemenizi tavsiye ediyorum. Hatta tavsiyeden ziyade izleyin arkadaşlar.